Bağdat Caddesi gelin gibi süslendi. Al bayraklar nazlı nazlı süzülürken iki yanda genci yaşlısı, kadını erkeği, yüreği cumhuriyet sevgisiyle kabaran herkes gün boyu hep bir ağızdan coşkusunu dile getirmek için caddedeydi. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Özgürlük demek cumhuriyet. Bisikletleriyle, klasik otomobilcileriyle Bağdat Caddesi yine rengarenkti, yine ışıl ışıldı. Her sene olduğu gibi bu yılda caddede cumhuriyet coşkusu yaşandı. Ama 100. yıl coşkusu bambaşka oldu. 100. yılı çok heyecanlı. Zaten görüyorsunuz herkes çocuklarla birlikte yine bir etkinlikteyiz, mutluyuz. Daha nice yüzyıllara. Bu yıl herkes için daha anlamlı, daha duyguluydu. Öğrenciler, bisikletler ve klasik otomobiller, marşlar ve şarkılar eşliğinde geçtiler Bağdat Caddesi'nden. Yüzüncü yılda yüzden fazla klasik otomobil Bağdat Caddesi'nde sıralandı. Araçlar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaz balonlarla süslendi. Araç sahipleri coşku içerisinde konvoyun harekete geçmesini bekliyor. 100 araçla katıldık biz. Vallahi hiç uyumadık sabaha kadar. Çok coşkuluyduk, çok neşeliydik. Sabah olsun da 100. yıla katılalım diye bekledik. Bu araç size ait herhalde. Evet. Renklerini siz mi yaptınız? Evet, ben özellikle kırmızı beyaz seçtim. Hep devam ediyor bu özgürlük aşkımız. Oluşturulan konvoyda sadece klasik otomobiller yoktu. Bisikletler de 100. yıl için oradaydılar. Cumhuriyete pedal çevirdiler. Bağdat Caddesi'nde cumhuriyet coşkusu sabah erken saatlerde başladı. En önde öğrenciler, arkalarında bisikletliler ve en sonda klasik otomobiller bulunuyor. Sırasıyla geçiş yapacaklar. Zaten bu alana girdikten sonraki o coşku ya da ne bileyim o heyecan falan çok başka bir şey yani. Hani bir de tabii ki 100. yıl olması dolayısıyla insanın içinde daha bir başka mutluluk, heyecan var yani. Başlayan konvoy Kızıl Toprak'ta sona erdi.